Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Eski öğrencisi acı gününde Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. Fatih Terim'in 91 yaşında yaşamını yitiren annesi Nuriye Terim, Adana'da toprağa verildi. Deneyimli hocayı eski öğrencisi Younes Belhanda da yalnız bırakmazken, futbolcunun Terim'i öperek başsağlığı dilediği anlar sosyal medyada ilgi çekti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan ve dün vefat eden Nuriye Terim'in cenazesi özel bir hastanenin morgundan alınıp evinin önünden geçirilerek Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Nuriye Terim'in cenazesi daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Madipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Adana Demirspor forması giyen Belhanda da Fatih Terim'i zor gününde yalnız bırakmadı. Deneyimli hocanın Galatasaray döneminden eski öğrencisi olan Belhanda, Terim'e uzun uzun sarılarak teselli verdi. İkili arasındaki anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Değerli izleyicilerimiz, bizler de ünlü spor adamımız Fatih Terim'in annesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Fatih Terim'e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.